Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugünkü videomuzda arkadaşlar kızıl inek olayından bahsedeceğiz. İsrail'in kızıl inek olayı. Nedir bu? Çok konuşuluyor. Amaçları nedir? Kızıl ineği kurban ettikleri anda bir günde her şey değişecek mi? İsrail mi kurtulacak? Bütün dünyaya hakim mi olacaklar? Amaçları nedir? Onların bu pis batıl inançları nedir? Bu, bu kızıl inek Kesme olayının altında neler var? Ne gibi inançlar barındırıyorlar? Şimdi kısaca hemen size onu anlatacağım ki bu konu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor arkadaşlar. Suriye olsun, Lübnan olsun, İran olsun, Mısır olsun bu tür ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu kızıl inek olayının altında çok büyük olaylar var. Çok büyük savaşlar var. İsrail'in böyle e, acayip planlarını ortaya çıkaran bazı mevzular var. Mesela 7 Ekim saldırılarından sonra Ebu Ubeyde çıkıp ne açıklama yaptı? Bu İsrail kızıl inek kesmek istiyor, kurban etmek istiyor. Biz buna izin veremeyiz diyor. E peki etse ne olacak? Bir günde İsrail mi kurtulacak? Bütün dünyaya hakim mi olacaklar? İşte arkadaşlar nedir düşünceleri? Bunu neden yapmak istiyorlar? Şimdi bu konulardan bahsedeceğiz. Bu kızıl inek olayı nereden geliyor bu inanç? Arkadaşlar e, Kur'an-ı Kerim'de de anlatılıyor. Biliyorsunuz Bakara suresinde çok geçiyor, anlatılıyor. allah Teala Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy etti. Buyurdu ki İsrailoğullarına söyle... Ee, bir tane altın gibi çok göze, güzel göze parlak gelen e, bir inek düve de olmayacak çok yaşlı bir inek de olmayacak bunu kurban etsinler. Musa Aleyhisselam bunu onlara bildirdiği zaman onlar Musa Aleyhisselam'a sen bizimle alay mı ediyorsun dediler böyle haşa şaşırdılar. Musa Aleyhisselam da dedi ben cahillerden değilim yani cahil bir insan Allah'ın adıyla böyle yalan konuşur. Ben Allah'ın adıyla yalan konuşacak biri değilim. Tam aileten peygamber zaten. Azim peygamberlerden ben dedi Allah Teala'nın bildirdiğini söylüyorum size. E peki bu Allah Teala özelliği hakkında bir şey diyor mu? Bu nasıl bir inek? İşte dediğimiz gibi sarı, parlak. Daha sonraki gelen vahide de o ineğin e, hiç tarla çit sürmemiş, boyunduruk altına girmemiş. Sadece kendi başına yayılan, özel bir bakımdan geçirilen bir inek olduğundan bahsediyor Musa Aleyhisselam, anlatıyor. Onlar bu defa anlıyorlar hangi inekten bahsedildiğini. Arkadaşlar Mısır'da e, i̇neklere çok değer veriliyordu. Yani şu an Hindistan'da olduğu gibi taparca derecede çok değer veriliyordu. Özellikle güzel göze hitap eden ineklere. Bunların arasında da öyle güzel bir inek var, sarı altın şeklinde. Ona özel bir ilgi gösteriyorlar, ayırmışlar, onunla özel ilgileniyorlar. Allah Teala da bunun farkında olduğu için onu kesmelerini istiyor arkadaşlar onlardan. Onlar da neredeyse ayet i kerime'de Bakara suresinde geçiyor, kesmeyecekler buyuruyor Allah Teala. Ama kestiler. Kesmek zorunda kaldılar. Çünkü üç defa ayrı ayrı özelliklerini saydı allah Teala. Direkt o özel ilgi gösterdikleri inekten bahsedildiğini anladılar. Düve de olmayacak buyuruyor allah Teala. Yaşlı bir inek de olmayacak. Yani düve de olmayacak diyen arkadaşlar ineklerin hiç doğum yapmamışına düve deniliyor. Genç olanına yani. Hiç doğum yapmamışına. Ya yani doğum yapmış bir inek olacak ama çok da yaşlı olmayacak buyuruyor ayet-i kerimede. Aynen öyle ineyi, Onların özel ilgi gösterdiği ineği tarif ediyor. Onlar da kurban ediyorlar. İşte Kızıl inek olayı buradan geliyor aslında. Tam o dönemlerde Musa Aleyhisselam tur Sina'ya gidiyor arkadaşlar. Yine Bakara suresinde geçiyor anlatılıyor. tur Sina'ya Allah-u Teala'nın emriyle 40 gün uzaklaşıyor. Harun Aleyhisselam'la Yuşa Aleyhisselam'a bırakıyor kavmi, Ben İsrailoğullarını. Harun Aleyhisselam aralarında. Yuşa Aleyhisselam bugün İstanbul'da mübarek türbesi bulunan Yuşa Tepesi denilen yerdeki Yuşa Aleyhisselam da aralarında. Onlar da aralarında. Orada İsrailoğullarından Samiri denen bir adam Musa Aleyhisselam'ın gittiğini fırsat biliyor. Diyor ki orada altınlarınızı, hazinelerinizi verin. Bizim Mısır'daki gibi e, güzel bir inek yapalım. Zaten bunlar sürekli o gibi ihtiyaçtan bahsediyorlar. Musa Aleyhisselam denizi yardı çıktı. Denizin arasından çıktılar. Direkt orada bir kavim gördüler putlara tapan. Musa Aleyhisselam'a dediler ki biz Allah'a görmüyoruz. Senin anlattığın Allah'a görmüyoruz ona temsilen onun yerine idare edecek bir şekilde bize bir put yap da ona tapalım dediler bu kavim gibi. Böyle teklifler sundular. Musa Aleyhisselam'ı çok kızdırdılar. Sürekli bir şeytan onları yoldan saptırmak için çalışıyor arkadaşlar. Bir puta tapma amaçları var sürekli bu haldeler. Tam Musa Aleyhisselam bu gidişinde fırsat bildi Samir'i. Altınları topladı eritti. Eritip bir buzağı haline getirdi. Buzağının kafasını yukarı doğru böğürür şekilde yaptı. Böğürür bir şekilde bızağı yaptığından anlatılıyor. Yani altınlar toplasan çok büyük bir şekilde yapmamıştır. Allah bilir ama yani çok şu, şu kadar bir şeydir. Yani 30 santim 40 santim boylarında bir şeydir. En iyisini Allah bilir. O şekilde yapıp bütün o çevresindeki insanların da ona tapmasını istedi. Çok tapan oldu. Harun Aleyhisselam o kadar uyardı engelleyemedi. Yuşa Aleyhisselam uyardı engelleyemedi. Çok azı müstesna çoğunluğu o putat e, bızağıya taptılar arkadaşlar. Harun Aleyhisselam geldiğinde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden anlatılıyor ha, Musa Aleyhisselam geldiğinde Harun Aleyhisselam sakalını tuttu. Ey benim kardeşim dedi. Bu ne haldir ben sana emanet ettim bunlar geri buzağa taptılar dedi. Harun Aleyhisselam dedi sen bunları bilmiyor musun dedi. Ben o kadar uyarmama rağmen beni dinlemediler. Benim ne suçum var dedi. Musa Aleyhisselam orada e, onları buzağa taparken gördü. Şimdi bu buzağa meselesi Bakara suresinde böyle anlatılıyor. Kızıldı ve arkadaşlar Tevrat'ta da bunlar Orada tutmuşlar diyorlar ki o altın buzağı Harun Aleyhisselam yapmış diyorlar. Tövbe haşa. Harun Aleyhisselam'a iftira atıyorlar. Tevrat'ta böyle yazıyor. Onlar da öyle uydurmuşlar. Bunların kızıl inek hastalığı oradan geliyor arkadaşlar. Mısır'dan geliyor bunlara. Peki bunlar bugün günümüzde ne yapmak istiyorlar bu şekilde? Şimdi e, ilk arkadaşlar Süleyman Mabedi'ni biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam kurdu. Davut Aleyhisselam Calut'la... E, savaştı biliyorsunuz. O savaş kazandıktan sonra Davut Aleyhisselam'ı orduların başına getirdiler. Beni İsrailoğulları lider yaptılar. Sonra Kudüs'te bir bölgeyi şu andaki Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgeyi Davut Aleyhisselam çevirdi. Çevirdikten sonra oraya e, mescit yapacaktı. İbadethane diyelim. Şu anda mabet deniliyor ama e, o zaman yani İslam var zaten Müslümanlık var. Bütün peygamberler İslam diniyle geldi arkadaşlar. Bütün peygamberler ve inananlar da Müslümandı. Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Orada Davut Aleyhisselam yetiştiremedi. Daha sonra Süleyman Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam oraya ibadethane yani yaptı arkadaşlar. Yani Yahudilerin şu anda Süleyman Mabedi dedikleri yerleri yaptılar. Süleyman Aleyhisselam yaptı ilk olarak. Daha sonra burayı biliyorsunuz M.Ö. önce 500'lü yıllarda bu Hüddin Nasır denilen İslami kaynaklarda, tarih kitaplarında Nebukadnezar diye geçiyor. O adam arkadaşlar Babil kralı geldi, orayı yıktı. Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı mabedi yıktı. Beni İsrail İsrailoğullarında çoğunu esir aldı götürdü. O esirlerin arasında biliyorsunuz daha önce sıralı videolarda işlemiştik. Üzeri Aleyhisselam da var. Esir aldı götürdü. Götürdü oraları yaktı yıktı. Birinci mabetleri yıkılmış oldu Yahudilerin arkadaşlar. Birinci mabetleri yıkıldı. Daha sonra e, bunlar bu Nasır'dan sonraki kral serbest bıraktı. Ondan sonra Beni İsrailoğulları geldiler. Tekrar ikinci aynı yıkılan yere ikinci bir mabet yaptılar. İkinci mabeti yaptılar. İkinci mabeti yaptıktan sonra e, orası da 500 yıl ayakta kaldı. 500 yıl sonra oraya Mescid-i Aksa'ya Kudüs arkadaşlar biliyorsunuz. Milattan sonra 70'li yıllarda Titus denilen adam e, Romalılar oraya saldırdı. Bu defa ikinci mabeti de Romalılar yıktı. İkinci mabette Romalılar yıktı. Milattan sonra 70 yılında. Yani ortalama 2000 yıldır bunların üçüncü mabeti kurulmadı. Üçüncü mabetleri kurulmadı. Şu an e, üçüncü mabetlerini kurmak için çalışmalar yapıyorlar. Peki üçüncü mabetlerini kurduklarında ne olacak? Arkadaşlar kutsal toprak dedikleri bizim Türkiye'deki Erzincan'dan başlıyor. Ee, Mısır'dan alınıyor. Fıratla ile Nil arasından ta Mekke'ye Hicaz'a kadar uzanan kutsal toprak dedikleri alanı almak istiyorlar. Bunun için mücadele başlattılar. Bunun için düğmeye bastılar. Şu anda hedefleri kutsal topraklara hakim olmak. Buraya hakim olmak için de ilk başta 3. mabeti yapmalar lazım. Çünkü 3. mabeti yaptıkları zaman kimin geleceğini inanıyorlar? Mesih diyorlar ama aslında Deccal'in geleceğine inanıyorlar. Deccal'in gelmesi için Üçüncü mabed yapmalar lazım dediğimiz gibi birinci mabetlerini e, Babilliler yıktı. Babil kralı Neb Nebukadnezar yıktı. E, i̇kinci mabetlerini Romalılar yıktı. Üçüncü mabetlerini yapmak istiyorlar şimdi. Tekrar üçüncü mabetlerini yaparak kutsal toprakları ele geçirmek istiyorlar ve Mesihin kendilerince Mesih diyorlar. Aslında Deccali bekliyorlar. Deccal'in gelmelerine son günlerde açıklamalar yapıyorlar. İhtiyacımız var diyorlar. İşte Ebu Ubeyde de bu büyük tehlikeyi gördüğü için böyle bir açıklama yaptı. Buna izin veremeyiz diyorlar. Savaş başlattık diyorlar. Şu anda Teksas'tan bu kızıl inekleri getirmişler. 5 tane kızıl ineği Batı Şeria'da şu an İsrail'de Kimsenin bilmediği bir yerde bakımdan geçiriyorlar. Nisan-Mayıs aylarında arkadaşlar bunu kurban edecekler. Zeytin Dağı'nda kurban edeceklerini anlatıyorlar. Orada kurban ettikten sonra etini yakacaklar. Kanlarıyla da büyük ihtimal şeytani büyüler yapacaklar. O topraklarda bir yerlere dağıtacaklar o ineklerin, yaktıkları ineklerin kanını. Amaçları neymiş? Üçüncü mabeti yapacaklar ama nereye yapacaklar arkadaşlar? İşte tam en önemli noktada burası. Üçüncü mabedi yapacakları yer şu andaki kubbetü sahranın olduğu o sarı kubbenin olduğu yer e, orası mabedin avlusu olarak geçiyor. Mabedin olduğu bölüm olarak geçiyor. Tam orayı yıkıp arkadaşlar yerine e, kubbetü sahrayı yani mescid aksanın içindeki mescitleri yıkıp yerine üçüncü ibadet tanelerini mabetlerini daha doğrusu mabetlerini yapmak istiyorlar. Bütün hedefleri bu. Bu üçüncü mabetleri yapmak için de bu kızıl düve inek, kızıl inek e, kurban etmek istiyorlar böyle ritüeller yapmak istiyorlar amaçları o kanlarıyla o düvellerin kanlarıyla büyüler yaparak o topraklara e, etki altına alıp inançlarına göre Deccal'in Mesih'in çok kısa zamanda kendilerine yardım için geleceğine inanıyorlar arkadaşlar adamların böyle sapık bir inancı var işte bu inançları için böyle boş kuru bir inanç böyle şeytani bir inanç bu inançlar için bu inançlarından sebep Üçüncü dünya savaşı başlayacakmış. 10. dünya savaşı başlayacak. 50 kere dünya savaşı olsa bu inançlarından vazgeçiremezsiniz arkadaşlar onları. Erbakan hocanın dediği gibi defalarca diyordu. İsrail nasihattan anlamaz. Adamların inancı bu. Bütün inançlarını bu, bunun üzerine kurmuşlar. Bunlar güçten anlar. Yani bunları buradan başı gibi Orta Doğu'da Orada başı gibi her yeri karıştırıp duruyorlar. Bunların alınıp atılması lazım oradan diyordu. Erbakan Hoca 30 yıl önce bir videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. İşte bugün de o sarı kubbenin yıkılması demek. 700 e, milattan sonra 700 yıllarda e Emevi hükümdarlarından biliyorsunuz. Abdülbelik bin Mervan yaptı orayı. Mervanlı oğlu Abdülmelik yaptı. E, Kubbetü Sahra'yı. Hazreti Ömer Radyo olan ilk Kudüs fethinde... E, Halid bin Velid radıyallahu anh'la Kudüs fethedildiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mirac'a çıktığı bölümü buldu. O kubbetü Sahra'nın olduğu yer. Oraları temizletti, işaret koydurdu. Efendimiz Aleyhisselam buradan e, Mirac'a yükseldi diye. İşte orayı da kubbetü Sahra olarak e, Abdülmelik bin Mervan yaptırdı arkadaşlar. 700'lü yıllarda yaptırdı. Orayı yıkmak istiyorlar. Orası da orada bir Mescid-i Aksa denilen, Beyaz Mescid denilen mescit var. Orayı da yıkmak istiyorlar. Orayı komple üçüncü ibadethane olarak yapmak istiyorlar. Bunların tek bir duvarı kaldı. Burası avluydu arkadaşlar. Kubbetin sahranın olduğu yer, Mescid-i Aksa'nın olduğu, o mescidin olduğu yer e, avlusuymuş bunların. O yıkılan mabetlerinin tek duvarı kaldı biliyorsunuz. Batı duvarı dedikleri. İşte o duvarda zaten ağlama duvarı olarak kullanıyorlar. O duvar tek o duvar kaldığı için gidip orada ağlıyorlar. İşte mabetlerimiz yıkıldı diye. Tekrar üçüncü mabeti yapma ümidiyle yaşıyorlar. Tam şu anda da bu bizim günlerimizde bunun için harekete geçtiler arkadaşlar. İşte kısacası, sözün kısası bu kızıl e, inek dedikleri kurban etme olayları, kubbeti sahrayı yıkmak, oraya tekrar üçüncü ibadet mabetlerini yapmak ve üçüncü mabetlerini yaptıktan sonra da Deccal gelince Mesih'in geleceğine inanıyorlar ki üçüncü mabet yapılmadan Deccal'in geleceğine inanmıyorlar. Bizim mutlaka üçüncü e, mabedi yapmamız lazım diyorlar. Oysa ki İslami kaynaklarda bizim bildiğimiz onlar bunu yapmaya çalışacaklar. Bunu yapmaya çalışmaları onların sonu olacak. Onların sonunu getirecek. O inandıkları Deccal gelecek. Mabet yapılmadan gelecek. Onlara yardım için gelecek. Deccal de aynen orada Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın civarında kendi 70 bin tane kendisiyle beraber gelen orduyla birlikte Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam tarafından yok edilecek, öldürülecekler arkadaşlar. O meşhur hadis-i şerif bildiğiniz o hadis-i şerifteki olay orada yaşanıyor. Ağaç arkamda Yahudi var gel bul diyecek Müslümana. Dağ taş dile gelecek arkamda Yahudi saklanıyor gel bunu öldür diyecek. Çünkü bunlar bu mabedi yapmak için o kadar zulüm yapacaklar ki yer ehli, gök ehli, denizler, sular, yerler, taşlar, ağaçlar bunların şu anda dahi zulmünden Rahatsız olacak arkadaşlar. Dile gelecek yani. O derece bu olaylar yaşanacak. İşte, i̇şte arkadaşlar bize de sorduğunuz mesajlarda bu e, kızıl inek mevzusu nedir? Kızıl inek mevzusu budur arkadaşlar. İsrail'in düşündüğü 3. mabeti yapıp tekrar dünyaya hakim olmak ve Deccal'in gelişini zemin hazırlamak diye düşünüyorlar. Allah fırsat vermesin. Fırsat vermeyecek de Rabbim zararlarından İslam alemini, Müslüman alemini emin eylesin. Tez zamanda sonlarını getirsin inşallah ki zaten sonları yakın. Bunların bu yaptığı adımlar sonlarının geldiği İslami kaynaklarda anlatılıyor arkadaşlar. Alameti yani Büyük Dünya Savaşı'nı sırf bu sapkın inançlarından sebep çıkaracaklar. Bütün Avrupa ilk ülkeleri, Amerika'da işte bunların bu inancına hizmet ediyor arkadaşlar. Çünkü dünyayı Siyonizm dediğimiz 3-5 tane Yahudi ailesi yönetiyor. O Yahudi ailesinin emrinde olan bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika gelmiş bugün İsrail'i korumaya çalışıyor. İngiltere'de dahil. Buna karşı da allah Teala'nın planları var. Müslümanlar çok aciz kaldı, güçsüz kaldı. Biz bir şey yapamadık, İslam'dan uzaklaştık. Biz Müslümanlara yardım edeceğim, edemeyeceğiz, kutsal toprakları kurtaramayacağız. allah Teala da 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracak. Bunların karşısına Putin'i dikti, Rusya'yı dikti, Çin'i dikti. Çin, Rusya, İran defalarca söyledim yine. Şu an zaten o yönde gidiyor. Bunlar birleşip arkadaşlar 3. Dünya Savaşı'nı İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı başlatacaklar. Bunların yaptığı bu bizim anlattığımız konulardan. Putin'in de haberi var. Türkiye'nin de haberi var, İran'ın da haberi var. Kutsal topraklar almak isteyecekler. Bu da Rusya'nın da işine gelmez, Türkiye'nin de işine gelmez, İran'ın da işine gelmez, Suriye'nin de işine gelmez. Buna karşı da bunların bu oyunlarına karşı bu ülkelerde birlik olmak zorunda. Bugün biz İran müdahale edecek, İsrail'le savaşacak dediğimiz zaman sen İrancı mısın diye soruyorlar. Haşa Ayşe annemize iftira eden, Allah muhafaza bunu söylerken bile tüyleri diken diken oluyor insanın. Bu itikatta Şia inancında olan insanlar var İran'da bu bu itikattaki insanlar bizim sevmemiz mümkün değil arkadaşlar. Ama biz kaderde yaşanacak olaylardan bahsediyoruz. Yani sen menfaatin gereği bir Müslüman menfaati gereği herkesle birlik olabilir. Bu gibi olaylar yaşanabilir. Ama asıl önemli olan bu 3. Dünya Savaşı'nın hemen bitimine doğru başlıyor olaylar. Ne başlıyor arkadaşlar? Hadi i şeriflerde bildirilen bu konuları işliyor zaten. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru 3. Dünya Savaşı'nın bitimine doğru başladıktan tam cephedeki çatışma başladıktan 6 ay sonra Mehdi Aleyhisselam görülecek buyuruluyor. Hemen onun arkasından e, Deccal'in ortaya çıkışı işte. Deccal'in ortaya çıkması ne zaman? Mehdi Aleyhisselam e, Konstantiniye giderken hemen onun arkasından İsa Aleyhisselam'ın üzülü bir sene sonra bir buçuk sene sürmeden bir sene 3 e, üç ay beş ay sonra İsa Aleyhisselam nüzül ediyor tam böyle hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde gelişiyor arkadaşlar olaylar. Çok uzun sürmüyor. İki sene içinde de bütün savaşlar bitmiş oluyor. Altın çağa girilmiş oluyor. allah Teala Müslümanları zararsız ziyansız o altın çağa, çağa ulaşmayı nasip etsin inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.